etrafı, dağlar ile çevrili Anadolu'nun uzun süren kış mevsimi, tarım olanaklarını kısıtlasa da, havaların ısınmaya başlamasının ardından, karların erimesiyle birlikte yeşeren otlar, bozkırın topraklarında hayvancılığa imkan sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde, yüksek yamaçlarda, muhtarın koyunlarını otlatmaya götüren garip çoban Yılmaz, yanına aldığı kurtçu köpeklerle birlikte yola koyulur. Ailesinin geçimini, muhtarın koyunlarını güderek sağlayan çoban Yılmaz, taze otların bulunduğu yerlere hayvanları götürmeye başladığı anda, kurtlarla karşılaşması an meselesidir. Etrafta kol gezen aç kurtlar, sürüyü fark ettikleri andan itibaren derhal takibe geçerler. Kurtların saldırısına karşı tetikte olan kurtçu köpekler, sürüye yaklaşmaya çalışan kurtları fark ederlerse aralarında kovalamaca başlar. Kurtlar, her ne kadar vahşi yırtıcılar olsalar da, karşılarındaki kurtçu köpeklerin cesareti ve gücü sayesinde fazla şansları yoktur. Gece vakti, koyunlara saldırmanın başarılı olacağını bilen aç kurtlar, fırsat kollayıp saldırıya geçmeyi planlarlar. Gece ve gündüz demeden süren bu uzun kovalamacanın ardından iki ezeli düşman karşı karşıya geldiklerinde derin yaralanmalar, hatta ölümcül sonuçlar meydana gelir. Sürünün kokusunu 1,5 kilometre uzaklıktan alan vahşi kurtlar koyunları uzaktan izlerler. Kurtlar, genellikle saldırdığı anda koyunlara derin yaralar açarken, sürünün deneyimli köpeklerinin gelmesiyle geri çekilirler. Köpekler, tehlike sezinlemezler ise, sürü otlamaya başladığı anda, rüzgarın estiği yöne doğru, sürüyü gözetleyebilecekleri, hakim bir yerde yatarlar. Oh,
koyunların yanında sahibi olmasa bile, son derece deneyimli sürünün kurtçu köpekleri, sürü ile birlikte gider ve onları korumaya devam eder. Deneyimli köpekler şartlar ne olursa olsun, sürüyü asla başıboş bırakmazlar. Thank you.